YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Netflix'te 7 Nisan'da başlayan Ah Belinda'ya dair görüşlerimi paylaşıyorum. Herkes nerede? Yılmaz'ın ünlü eseri özellikle işte Barış Pirasa'nın senaryosuyla da dikkat çekmişti. Çünkü o günün orta üst sınıf bir karakterinin sınıfsal düşüşte ne hale gelebileceğine dair reklam piyasasında geçen bir fantastik komediydi aslında. Kader mevzusuna dair It's a Wonderful Life'tan yola çıkan Frank Capra'nın başyapıtı. Ondan yola çıkan bir yapıttı ve özellikle Kieslowski'nin özellikle kör talihinden bir sene önce yapılması da ilginçti. Orada daha politik bir mesajla bir klasiğe dönüşme vardı tabii. Ondan 30 sene sonra neredeyse gelen Ah Belinda, Android kuşağına uydurma çabasında bir çabayla karşımıza çıkarılmış aslında. Müjdar'ın yerine Neslihan Atagür geliyor burada. Özellikle bu anlamda da belli bir kalite var Neslihan Atagür namına. Deniz Yorulmazer bilinmeyen bir yönetmen olsa da yani özellikle reklam estetiğiyle bayağı bir üzerine çaba sarf edilmiş kareler bırakıyor geriye. Yani zaten görüntü yönetmeni ve besteci de belli bir kalite getiriyor. Özellikle yani renk filtreleri üzerinden yani böyle video klip veya müzikal arası bir yaklaşım var aslında karaktere ve o açıdan da özellikle karşısına Necip Memili'yi aldığı anlarda belli bir kalitenin sözünü verse de Serkan Çayoğlu hiçbir şekilde bir kalite getiremiyor. Aksine filmi yapaylaştırıyor işin doğrusu. Ah Belinda da hani özellikle oradaki karakter namına Macit Koper'in yerine Necip Memili tutsa da diğer karakterlerin burada evet Füsun Demirel'in yerine tabii Meral Çetinkaya'nın Metaverse ile ilgili söyledikleri Android kuşağına dair de Ah Belinda uyarlaması bu sayede getirmiş oluyor. Ama özellikle burada diğer taraftan bakarsak hani hem Serkan Çayoğlu çok başarılı olmamış hem de Hakan Bonomo'nun senaryosu zaten Hakan Bonomo bir tane daha senaryo yazmıştı Netflix için. Sen yaşamaya bak. Görsel açıdan başarılı bir film olsa da senaryosu rezaletti. O açıdan da hani senaryo anlamında belli problemleri olan bir film olsa da günümüzün kuşağını yakalamakta sıkıntı yaşamayan bir Ah Belinda yeniden çevrimine imza atmış Deniz Yorulmazer. Özellikle başı da sonu da böyle bir görsel açıdan bir emek sarf edildiğini görüyoruz biz ve biçimcilik noktasında fazlasıyla bir yorumlama, bir eseri yorumlama açısından değerli bir iş olmuş. Yani o anlamda da Ah Belinda hiç fena bir yeniden çevrim değil ve Neslihan Atagül de Müjdar'ın yerine çok doğru bir tercih olmuş. Yani o olmasaydı belki burada daha farklı bir şeyden bahsediyor olabilirdik. Ama Ah Belinda gayet dozunda bir yeniden çevrim olmuş. Yani metin olarak yarışamasa da görsel açıdan fazla eksikliği olmayan bir yeniden çevrim olmuş. Ve reklamdaki işte oyunculuk problemine dair de oyunculuk dünyasına dair de ilginç şeyleri var, söyleyecekleri var. Benim Ah Belinda'ya puanım 10 üzerinden 5,1. Sizin Ah Belinda'ya puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirsiniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.